Eintracht Frankfurt kariyerimizin yeni bir bölümünden hepinize merhabalar. Bugün 8. hafta maçlarıyla karşınızdayız. Rakibimiz formda bir Mainz. 3 maçtır kaybetmiyorlar ki son maçta 5-0'lık bir Augsburg galibiyeti vardı yanlış hatırlamıyorsam. Gerçekten formda geliyorlar bize karşı. Biz tam galibiyet aldık derken yine maalesef ki kaybettik geçen hafta. Umarım bu galibiyet serisini bir yerde yakalayabiliriz diyorum. Buradan galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Kendi sahamızdayız. Çok kritik işler var. Yani burada film kopabilir diyorum. Beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben başladım. Gerçekten kazanmamız gerekiyor arkadaşlar. Yani filmin kopacağı yerlere doğru gidiyoruz. Antrenman kampı var mı Mainz hocamın bilmiyorum ama dakikalar 6 rakip başladı. Yani kaybettiğimiz takdirde takıma bir operasyon gerekiyor arkadaşlar. Jorku'ya sakatlandı. Rakibimizde talihsiz bir sakatlık. Onisivio giriyor. Çocuklar ayıptır bu kadar da kötü oynamayın ya. Dakika 10 Mainz'in baskısıyla başladı Mainz. Mainz'in baskısıyla başladık diyebiliriz. Şu baskıyı bir kaldırın gözünüzü seveyim. Adamlar 2-3 dakikada bir hata geliyorlar ya. Dakika 13. Bir yerde atacaklar belli. Mainz attı golü. Burzo. Hadi Carrasco, hadi De Bruyne, kendinize gelin. O kadar oyuncu transfer ediyoruz. Boşuna mı gidiyoruz abi? De Bruyne, hadi oğlum. Dakika 19. De Bruyne'den kaçan bir pozisyon. İlk yarıda en kötü beraberliği yakalamamız lazım. Hatta oyuna bile geçmemizi düşünüyorum ama 2'yi yersek tam batırırız ya. Böyle bir şey olamaz abi. Dakika 26. Mainz'den kaçan bir fırsat. Fernandes. Yok bir türlü istediğimiz oyun yok. Şaka gibi. Maçta 2-3 tane şutumuz var. Evet hadi Joelinton. İlk maçındasın. Dakika 38. Joelinton kaçırdı ya. Dakika 38. Joelinton'dan yine kötü bir şut değil. Aslında kaleci kurtardı diyebiliriz. Mendy ve Castagna ile geliyorlar. Dakika 39. Castagna kaçırdı. İkinin ucundan dönüyor Mainz. Abi bu Burzok, Onsuyo abi rakip. Niye bu kadar bes kötüyüz onu çözemiyorum. Abi 2 oldu şaka mısın sen ya? Yani geç tuşuna basmamak için kendimi zor tutuyorum şu anda. Bir de penaltı mı? Allah Allah. Hiç sormayızsa kaybederiz. Şaka mı bu? Hocaya saygısızlık olmasın diye geç tuşuna basmayacağım. Tamam bile şu ana kadar adaletli olmak için. Yoksa çoktan geç tuşuna basmıştım. 3-0 gerideyiz. Konuşacak bir şey yok. İkinci yarıyı izleyin arkadaşlar sessiz bir şekilde. Ben susuyorum. Buyurun. Şu an geç saat olmasa gerçekten burada kavga çıkaralım. Yani De Bruyne 4'ten sonra attı. Allah kahretsin. Bitir hoca bitir. Gözünü seveyim uzatma hadi. Bitir bitir. Allah kahretsin böyle mücadele. Baveri hocam seni tebrik ederiz. Gerçekten çok güzel bir rağbet aldın. Galiba antrenman kampı yok. Evet antrenman kampsız 4-0 kendi sahamızda Mainz'e kaybettik. Rezalet bir performans. Rakip de ona suyu 1-2 tane attı. Rezalet ya bu kadar kötü bir performans. Abi olamaz ya mümkünatı yok. Yani ben paramız var 91 milyon euro. Mutlu değiliz. Antrenmanda oyuncularımız var gerçi. Abi biz hazırlanamamışız ki videoyu. Şey maçı.
Ama yine de 4-0'lık bir oyun olmamız gerekiyor. Yani kadromuz o kadar kötü değil abi. Bakacağım 91 milyon euro kimler var bakalım. Martinelli var 105. Mudrik düşmeye devam ediyor. Mudrik diyorum ya. Mudrik çok iyi seviyelere gelmiş. Icardi fena seviyelerde değil. Orta sahada kim var? Martinez var. Enzo Fernandez. Martinez nereden geldi? Kafam gitti arkadaşlar. 44'lük Mendes. Sizin skorlara da bakacağım şimdi. Bir saniye. Aklımda unutmadım. Carvajal yok. Defansta iyi oyuncu yok. Tomari tırt. Carlos tırt. 91 aslında ben var ya burada Mudrik'im alsam Martinelli'im alsam. Abi daha nereye yatırım yapacağım ki? Kolomuani burada mı hala? Kolomuani burada. Orta sahamız çok kötü. Orta sahaya takviye gerekiyor. Başka hiçbir çaremiz yok arkadaşlar. Yani iki orta sahamız kalmış. Yani alınabilecek en iyi orta sahasını burada galiba Ivan Perisic arkadaşlar. Yani 9 milyon euro. Geri kalanlar çok ciddi bir fark var arada. Çok iyi 98 ama 20 milyonluk bir fark var. Hatta 25 milyon euro. Yani bu parayı alınmaz. 91'lik Kostic var aslında. Şurada fena bir seviyede değil. Ama ben Perisic'i alacağım. Arada 3 milyon euro ile 3 avrolu var. Perisic'i daha alacağım. 64 milyon euro şu anda kenarda kalmasını istiyorum. Ya da forette Mudrik'e yetiyor değil mi bizim paramız? Bu kararı alacağım. Kolomuani satıyorum. Kolomuani garanti satılacak. Kolomuani, Mudrik solda, Messi sağda, forette Vlahovic. Bu üçü uzun bir süre bizi götürebilir. Messi'nin uğurlu düşük belki Messi'yi değiştirebiliriz. Kolomuani garanti satılıyor. Orta sahada şu anda 1-2-3 orta sahamız kaldı. Birisi sakat, birisi çok yorgun. Defans attığımız iyi formda olması gerekiyor sadece. Antrenmanlar da 2 saatmiş. Hemen şunları coşturalım hemen. Tchouameni gel bakalım. Zinchenko, Foyt. Zinchenko gelsin. Kalede Diego Costa. Güzel 2 saat. Ben gece boyunca ayaktayım. Bunları full yaparım. Uçarız tahminimce. Bir sonraki bölüm Leverkusen'e karşı zor bir maç sizleri bekliyor. Sizin maçları hala aklımda bu arada. Maçları göstermeyi unuttum. Kusura bakmayın. Kafam bayağı dağıldı galibiyetten sonra. Yani video kapatacaktım. 91 milyon euroyu görünce bırakmadım arkadaşlar. Paramız var mı başka? Yok, tamam. Yetişiniz gelelim ligin sonuçlarına. Bayer Leverkusen 1, Stuttgart 1, Borussia Dortmund Mönchengladbach'ı yenmiş. Mönchengladbach ilk mağlubiyetini alıyor. Freiburg 0, Augsburg 1, Hoffenheim 2, Bochum 2, Schalke'ye Görkem Hocam Union Berlin'e deplasmanda 1-0'la geçmiş. Werder Bremen Bayern Münih'i de geçiyor 1-0'la. Leipzig Köln'ü 7-0'la geçmiş. Leipzig çok iyi gidiyor şu anda. Wolfsburg 1, Hertha Berlin 1. Leipzig'le bir bakalım. 7-0'lık çok ciddi bir skor var. Jack Grealish 11'de 13, Nkunku 19, Olmo 8 dakikada 3-0 ilk yarı bu şekilde. İkinci yarıda hızlı bir başlangıç yapmış aslında. 49, 63, 67, 72 arka arkaya goller. Koman yalnız şov yapmış. 72'de durum 7-0 zaten bitmiş gereken. 17 şuta 5 şut. Rahat bir galibiyet. Hocamı tebrik ederiz. Çok çok iyi gidiyor. Leipzig'e de başarıların devamını dileriz. Burada bakabileceğimiz başka bir maç olarak bir tane Şarkıya bakacağım. Görkem Hocam Kraus'un golüyle 68'deki Kraus'un golüyle 1-0 kazanmayı başarmış. Başa baş geçen mücadeleyi tek golle deplasmandan kritik bir 3 puanı almış. Hocamı da tebrik ederim. Bu 2 maç mı 3 maç sonra da bir galibiyetle tanışıyor da. Ama bizim halimiz ne olacak çok merak ediyorum açıkçası. Bir de Werder'e Bremen'e bakalım. Rafinha'nın golleri 52, Rafinha'nın golü 11 şut 4 şut domine edilmiş bir galibiyet. Fontrant hocam tebrikler. Çok iyi gidiyorsun. Burada 2-2'lik bir maç da var aslında. Şu maçta bakmak istedim. 9-19 hızlı başlamış Bochum aslında. Güzel bir skor avantajını elde etmiş. İlk 20 dakikada 32'de Martinez'in golü ikinci yarı için Hoffenheim'i ümitlendirmiş. İkinci yarıda 68'de Brooks'un golü 2-2 ve geri kalanına kadar herhangi bir gol sesi çıkmamış. Yine başa baş geçen mücadeleyle Bochum deplasmandan birer puanla ayrılmışlar diyebiliriz. Lig tablosuna gelelim. Leipzig puan farkını 5'e çıkardı. En yakın rakipçisi Borussia Mönchengladbach ki Werder Bremen de oraya girdi. 17'şer puanla 2. ve 3.'ler. Freiburg 15 puanla 4. Augsburg 13 ile 5. Schalke'den Görkem Hocam 13 puanla 6. Geri kalanlar bu şekilde. Biz de 5 puanla gariban bir şekilde burada takılıyoruz. Menajer listesi ilk 5 bu şekilde. Zaten bunlar çok önemlidir. Eskisi gibi değil. Abi en değerli takımız. Yazıktır, yazıktır, günahtır ya.
Mainz 7.1 ortalaması var yani. Hocamı yanlış anlama hocam ama arada 2-2.5 katlı bir fark var. Ona rağmen bizim takım kaybediyor. Benim takımı aşağılamak için gösteriyorum şu istatistikleri. Rezil bir performans ya. Yedek kadroda çıksa oyuncular yine belki kalecimiz yok abi. Konuşacak bir şey yok ya. Bu bölüm böyleydi. Kusura bakmayın. Kendinize iyi bakın. Gerçekten moralim çok bozuldu. Hoşçakalın.